Evet, beraberimiz devam ediyor sevgili dostlar. Boş söz veya boş hal davranış nedir? Onu tanımlamış olduk. Gerçi bu tarifin içerisinde belki şu anda hani soracağım şeyin de cevabı çıkabilir. İnsan neden böyle bir yani boş işlerle uğraşır, boş sözlerle uğraşır? Yani neden dolu işlerle, ahirete dönük kendisine fayda temin edecek şeylerden gaflet eder. Bunu doğrudan mesela inancıyla, imanıyla mı ilişkilendirmek lazım? Bu bir. İkincisi, bu aynı zamanda insanın dünya ile olan münasebetini de herhalde, dünya ile olan münasebetinin de bir sonucu. Malum Kur'an'dan mülhem Risale-i Nur Külliyatı'nın o Mesnevi Nuriye isimli eserinin dünyanın üç yüzü olduğu belirtiliyor. Dünyanın işte kendine bakan bir yüzü var. Esma-i Hüsna'ya bakan bir yönü, veçi var. Bir de ahirete bakan yönü var. Bu üç yönünden sadece dünyaya bakan yönüyle meşgul olmanın doğru olmadığı zikrediliyor. Diğer iki yönü veya yüzüyle alakadar olmak gerektiği vurgulanıyor. Dolayısıyla hani az önce Seyfettin hocamızın altını çizerek yaptığı tarife göre sadece dünya hesabına alakadar olmanın sonucu hani neticesiz olduğu için boş bir iş olduğu ortaya çıkıyor. Yani mutlaka ahiretle veya işte Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakan yönüyle alakadar olması icap ediyor. Dolayısıyla yani insanın dünyadayken boş işlerden uzak kalması, işte gafletten uzak kalması nasıl mümkün olur? Bir üçüncüsünü daha ilave edeyim, istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Boş işlerle meşgul olmanın neticeleri dünya hayatı açısından öncelikle ve özellikle nedir? Yani sadece ahirette kaybeden tarafında yer almak mıdır? Yoksa az önce yine Seyfettin hocamızın dünya ve ahireti bu manada birbirinden ayırt etmeden bir bakıma ahirette dünyadakinin karşılığını veya devamını görmesi gibi düşünecek olursak dünyada başlıyor mu bu işin sıkıntıları? Evet, Üç tane soru sorunca yani ikinci olup da sonra gelen istediğiniz sorular yerden hepsini sondan konuşacağız başlayalım. nasıl olsa. Sorular kapsamlı Buyurun. olunca. Evet. Hala buyurun. Benim aklımda örnek var. Ben belki unuturum. Onun için paylaşayım. Sıkça verdiğimiz veya dinlediğimiz bir örnek bu mevzuların konuşulduğu zeminlerde. Şimdi bir tır, büyük bir kamyon İstanbul'la Ankara arasında boş gidip geldiğinde mutlu değildir. Yani insan çünkü bu sorulara ben de bir soru ilave etmek istiyorum. Yani kusura Sahibi bakmazsanız. mutlu değildir demek Araba da mutlu değilse, arabayla konuşabilseydik. Arabanın dili olsaydı. Ben bu iş için imal edilmedim derdi Yani yani öyle mi? o da aslında rahat değil. Evet. Şimdi insan diye bir soru şuydu aklıma gelen. Hayatımızı dolu yaşayalım. En önemli işimiz ahirete hazırlık, ona destek olsun dediğimizde nefsimiz diyebilir ki kardeşim dolu iş, dolu iş. Sıkıldım ben. Yani hiçbir rahat boş iş yüzü yapmayacağız. görmeyecek miyiz falan? Şimdi aslında boş işte rahat yok. Yani insan hani neden mesela boş iş yapmak ister? Rahat edeceğini düşündüğü için. Şimdi araba boş gidip geliyor Ankara'dan İstanbul'a. Arabada rahat değil, sahibi de rahat değil. İşte rahat değil. Yani biz de ayaklarımızı boş kullandığımızda, merakımızı boş kullandığımızda, yani gerçekten bize veriliş maksadına uygun kullanmadığımızda hakiki lezzeti alamıyoruz zaten. Onun için hangi soru bilemiyorum ortada ve en sondaki soruydu. Yani neden tehlikeli dünya ve ahiretteki sonuçları? Çünkü boş iş yapan insan, hayatını gerçekten güzel ve dolu yaşamaya çalışmayan insan günaha girecektir. Neden? Çünkü tatmin olmayacaktır. Bunun altını çizmek Ya istiyorum. fıtratla alakalı bir tarafı da Var. var. Fıtrat devamlı aslında çok faydalı ahirete güzel meyveler gönderecek iş yapmak istiyor. Asıl lezzet, derin lezzet, Risale-i Nur'daki ifadeyle ulvi lezzet, güzel faaliyetin içinde, insanın yaratılış maksadına uygun iş yapmanın içinde veya yaratılış maksadına uygun işi destekleyen işin içinde. Şimdi insan boş iş yaptığı zaman ayet-i kerimede bilhassa Nebe suresindeki ayette Estağfirullah La yesme'une fîhe lahven ve la kizzâbe. Önce boş iş, daha sonra yalan geçmiş. Boş iş ve yalan yoktur cennette. Çünkü boş konuşan dünyada bir gün yalan konuşmaya doğru gider.
yaklaşır. Neden? Çünkü boş işten hakiki zevk alamadığından dolu işteki gerçek zevke yönelemezse şeytan ona der ki gel zevk burada. Şu anda sıkılıyorsun ya, çözüm burada. Şeytana yakışan bir şekilde bunu söyler. Çözüm, ben sana çözüm söylüyorum der. Gel. Onun çözümü de yalandır. Veyahut da günahtır. İşte insanın günaha gitmesinin altı kazıldığında tabiri caizse o hayatını boş, verimsiz yaşadığından yaşadığı sıkıntıyı halletme. Ben bu sıkıntıyı nasıl halledebilirim? Çünkü o sıkıntıya çok dayanamaz insan. Bunalır. Bunun üzerine işte günahlarda acaba bir çözüm var mı zannıyla günaha gider. Yani bulunduğu yerde kalmıyor asla. Yani. Şöyle asla. Hemen aklıma geldi. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bunu herkes biliyor. Meşhur bir hadis. Ama içkinin de anası sıkıntıdır. Neden içkiye gidiyor? Evet. Yani onun da kökeninde ne var? Sıkıntı sefahetin anasıdır diye Risale'de geçiyor. Sıkıntı sefahetin anasıdır. Sizin dediğiniz gibi yani sıkıntı o, tatminsizlik aslında bir bakıma insanı iyi bir arayışa da yönlendirebilir. Mümkün yani mi? Tatmin olamayınca ya bu dünya hakikaten hepsi boş. Yani bu dünyevi faydaları, sadece dünyevi faydaları bize yetmiyor. Olayların bu beni tatmin etmiyor. Evet. O zaman yani böyle bir durumda insan nasıl tatmin olabilirim diye gerçekçi bir arayışa girebilir, girmesi de lazım esasen. Yani o sıkıntı bir şeydir. Fırsattır. Onu sık sık söylersiniz. Bir alarmdır yani. Alarm. İçinde bir uyarı zilidir. Rahatsızlık olunca nasıl diyelim, hastalık olunca karnımız ağrıyor. Arayışa gidiyoruz. O ağrı bir şeyin belirtisi aslında. Onun üzerinden evet, yani tedavi mümkün. Gerçek tedavi yoluna yönelmesi de mümkün. Ama dediğiniz gibi şeytan da devreye giriyor. Bu sefer günahları da gösteriyor. O zaman herhalde yani niyet, samimiyet falan hani evet. Neyle alakadar diye sormuştuk ya az önce birkaç soru üst üste. Evet. Neyle alakalı? Yani insanın yürüyüşü, kalbi, niyeti herhalde burada farkında olmadan dahi yani bizzat kendisinin belki kastetmediği bir biçimde kalbinde taşıdığı niyete göre yol açılıyor biraz da. Evet. Yani hakikaten güzel bir şey arıyorsa, hakikaten sıkıntısı varsa ve bunu gidermek istiyorsa buna göre bir yol açılıyor. Ama o işte açılan yolda hangi tarafa gideceği yine insanın niyetiyle ve ondan sonra da iradesiyle neyi seçtiğiyle alakadar oluyor herhalde. Evet. Yani eve geldi evet. Yorgun bir şekilde insanın iş yerinden mesela. Çocuğuyla kırlara gitmesi, gezmesi mesela çok güzel bir iş. Yani çocuğuyla alakalanması diyelim. İşte bunu yapmadığı takdirde buna benzer iş değişikliğiyle güzel bir meşguliyete girme takdirde günah olan yani nefsinin hoşuna giden kalbini ağlatacak bir iş önüne çıkabilir. Yani boş kaldığında insan böyle bir olumlu adım atmadığı takdirde bahsettiğiniz gibi olumsuz günah olana adım adım yaklaşır. En'am suresinde bir ayette günahın açığına ve gizlisine yaklaşmayın deniyor. Yani zinaya yaklaşmayın ayeti gibi. O İsra suresinde malum. Bu bahsettiğim En'am suresinde. Günahın açığına ve gizlisine yaklaşmayın. Demek ki yaklaşmak böyle oluyor birisi. Yani boş söz, verimsiz hayat, boş meşguliyet insanı sessizce o boş meşguliyet içinde yürüyen insanın da fark edemeyeceği bir şekilde adım adım günaha hazırlıyor. O bakımdan yani, çok tehlikeli. Bazen şöyle oluyor ya. İşte kimseye zararım yok falan. Şimdi bir insanın zararının olmaması önemli tabii zarar veren bir insana göre ama kimseye zararım yok denilmesinin arkasında kimseye bir faydası da yoksa bir müddet sonra o zararsızlık hali korunamıyor herhalde. Öyle. Yani insanın o gaflet hali veya yapması gereken bir şeyi yapmaması durumundaki o halini muhafaza etmesi, koruması çok zor. Mutlaka bir tarafa doğru meylediyor. O meylettiği noktada da işte hakikat arayışında değilse önüne çıkan nefsinin hoşuna gidecek şeytanın da teşvikiyle sefahete fıtratına uygun olmayan işlere görünüşte eğlenceli, şatafatlı, neşeli ama hakikatte ya günahlı ya da içi boş, neticesiz
şeylere doğru insan yönelebiliyor. Bu arada bir şey aklıma geldi. Onun üzerinde evet. durur muyuz diye veya suallerinizin içinde birine girer mi diye paylaşmak istiyorum. İnsan boş meşguliyet içine girdiğinde acaba o anda neler yapmadı? Neler yapabilir idi? Onları nasıl feda etti? Yani o hale nasıl düşüyor? Neden boşluğa meşgul oluyor? Sorusuna girebilir bu. Tabii evet. değil mi? Yani evet. Yani boş... Neleri ihmal etti? Neler? Yani neleri ihmal etti? Evet. O ihmal ettiği şeyleri ihmal etmese neler açılırdı dünyasına? Yani dolayısıyla boş sözün maliyeti çıkarıldığında bu tarafa bakmak lazım. Risale-i Nur'da geçiyor ya, dördüncü meselede Asay-ı Musa'da en lüzumlu, ehemmiyetli işleri bıraktırıp maliyani işlere insan girer. Üzerine düşmeyen işlerle çok ilgilendiğinde. O bıraktırdığı kısım ne acaba? İnsanın bir defa yani boş işleri doğuran şey dediniz ya, asıl işini dünyada yaşarken, asıl işini ve sürekli işini, yaratılış gayesi olan işini bir defa hiç unutmaması lazım. Yani onu her zaman dünyada merkeze onu koyacak. Merkeze koyacak ve canlı tutacak. Yani işi ne olursa olsun, işi genel öncelik. Müdür olur, daire başkanı olur, bakan olur, başbakan olur. Efendim yani ne olursa olsun, yani bakan da olsa, benim bu dünyada asıl işim ne? Yani onu unutmaması lazım. Yani asıl iş yaratılış gayesidir. Ben insanları da cinleri de bana beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bunun dışında bir kimse var mı? Yok. Dolayısıyla aslında dünyadaki işlerimiz, yani iş dediğimiz şeyler, meşguliyetler, bu asıl işimizi engelleyici olmamalı. Asıl işimizi daha iyi yapmamıza destek olmalı. Yoksa asıl işimizi engellerse, asıl iş yerine geçerse, o takdirde o boş iştir yani. Ne kadar önemli de zannedilse boş iştir. Geçen işte o sözünü ettiğimiz camide Ali abi söyledi onu, çok hoşuma gitti. Aslında aklıma da oradan geldi. Mesela diyelim ki çok herkesin böyle gıpta ile baktığı bir işi var, yani genel müdürdür. İyi bir maaşı vardır. Yahut işte bakandır, milletvekilidir. İş adamıdır. İş vesaire. Adamıdır efendim, neyse. Ya şimdi yani birçokları mesela emekli olmak istiyor. Bir üniversitede profesördür, bir kürsü başkanıdır. Fakat şundan korkuyor. Yani ben şimdi buradan emekli olursam boşluğa düşerim. Yani şimdi burada ne yapacağım emekli olunca? Ne yapacağım yani, boşluğa düşerim. Ya yani bu konumumu kaybedersem boşluğa düşerim. Böyle bir korku ve kaygı hissediyorsa bu adamın işi boş iştir. Doluyken de boştur. Yani doluyken de bu adam boştur. Bak böyle bir kaygı. Çünkü bir asıl işini çünkü asıl iş bitmiyor ki. Yani işsizlik diye bir şey yok ki aslında. Yani evet. Asıl işi olan, asıl işinin farkında olan kişi onu yapıyorsa da o asıl işi ona bağlı değil, ona endeksli değil. Benim asıl işim Allah'a kulluk. Yani şimdi demin sohbette de söyledik. Ondan emekli olmak yok. En üst kimlik insan için mesela. Alt kimlikler de en üst kimlik deniyor ya, en kuşatıcı kimlik. Şimdi dolayısıyla yani ben insanım. Ben kulum. Kulluk en büyük şerefimdir benim. Allah ile bağım benim en büyük rütbemdir. Allah katındaki kulluğum benim. Çünkü peygamberimiz bile işte İsra gecesine yaklaşıyoruz. O Sübhanellezi esra bi abdihi. Bak ismini söylemiyor. Kulluk ünvanıyla, ki bu kulluğun ne kadar yüce bir mertebe olduğunu ifade içindir, ki bugünkü Diyanet'in yayınladığı hutbelerde de bu noktaya vurgu yapıldı. Güzel, iyi tespit etmişler. Abduhu ve Resulü mesela kelime-i şehadette de evet, geçiyor değil mi? Peygamberlikten önce Abduhu. Evet. Yani dolayısıyla bizim asıl işimiz o. Kulluk, üst kimliğimiz o. Diğer hepsi ona bağlı bir değer ifade ediyor. Onu besliyorsa o zaman güzel. Onu besliyorsa işte beslediği kadar doludur. Ama onun yerine geçiyorsa
onu unutturuyorsa o ölçüde de boştur yani. Yani ben bu evet. Hakikaten bu süzgeçten geçirmeye kalkışsanız, bu kriterle insanları ölçseniz şu anda, yani şu kadar işsiz insan var, şu kadar işli var. Yani o işi olanların da işi, asıl işe ne kadar katkı sağlıyor? Yani gerçek bir kriterle bakılırsa işsizlik oranı çok çok daha artar zannediyorum. Ahiret açısından bakıldığında işsizlik oranı bayağı yüksek çıkar. Çünkü Kur'an öyle diyor. Mesela çok geçiyor Kur'an'da. Habitat amaluhum. Yani onların amelleri yandı diyor. Boşa çıktı. Boşa çıktı. Yandı diyor. Yani ne olursa olsun yandı. Mesela Ebu Leheb için مَا اَعْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ diyor. Ebu Leheb çok diyelim çalıştı. Mal kazandı. Değil mi? Kazandıkları ve malı ona bir fayda vermedi diyor. Yani boşa çıktı. Yani isterse tüm dünyanın en çalışkan insanı olsun yani. Ebu Cehil değil mi? Aristokrat, sözü geçen bir insan. Yani birçok insan açısından o günkü şartlarda, o çağın şartlarında, o toplumun değer yargılarına göre belki gıpta edilecek bir konumu var. Az önce dediniz ya hani. Ama hakikati halde baktığımızda veya Firavun veya Karun veya bir başkası. Evet. Yani ilmi ya, de olabilir. Evet. Bak, ilmi olmasa onu cehaletten kurtaramamış. Kurtarmıyor. Ona Ebu Cehil demelerinin sebebi aslında şeydir. Ebul Hikem'den ne diyelim, dönüştürmedir. Evet. Yani bilginin babası diyorlardı ona. Cahiliye döneminde bilginin babasıydı. Evet. İslamiyet gelince cehaletin babası oldu. Yani evet. Bir insan çok bilgili olur ama yine ya bilgisi eğer en temel bilgi olan, asıl bilmesi gereken şeyleri marifetullah'tan evet, ona yardımcı olunca olmuyorsa bu bilgi değil, cehalettir yani. İlim cehle inkılap ediyor orada. Orada yani mal mülk kazanmak, iş sahibi, asıl işi, işte asıl işini unutursa insan, burada yerine tabiat boşluk kabul etmez ya. Hayat yani bir takım şeylerle doluyor bu sefer. Ama o doluluklar suni doluluklar, gerçek doluluk olmadığı için, o işler gerçek iş olmadığı için biraz önce denildiği gibi tatmin sağlamıyor. Tatmin sağlamayınca sıkıntı ortaya çıkıyor. Sıkıntı da insanı sefahate götürüyor, günaha götürüyor. Evet, bir ayet, bilirsen oradan birkaç cümle. Lütfen. Furkan suresinin 23. ayeti. Kısaca mealini arz ediyorum. Onların yaptıkları her bir iyi işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. Yani değersiz kılarız. Kafirlerin açıklama, kafirlerin misafire ikram, akrabayı ziyaret gibi güzel davranışlarının iman etmemiş olmaları sebebiyle boşa gideceği, faydasız hale getirileceği anlatılmaktadır. Demek ki o güzel işleri gerçekten güzelleştiren gerçek güzelliğe, yani Allah'a imana vesilelik yapması. Yapmıyorsa boş. Yani faydalı bir netice sağlamaması bakımından boşa gitmiş oluyor. Yani asıl adrese teslim etmesi lazım. Öyle. Bunun içinde. Öyle. Yani yer ve göklerin tamamı bir insana, her bir insana kasti olarak emrine verildiğine göre bu insanın çok önemli iş olmalı. Çok önemli. Yer ve göklerin tamamı diyor Câsiye suresinin 13. ayetinde. Cemi'a kelimesi geçiyor. Yer ve göklerin tamamını insana boyun eğdirdik. Bu insanın kainata sığmayan, ebediyete uzanan işi olmalı. İşte o işi bulmak ve o işe yardımcı kılmak her işi. Çok muazzam bir kriter veriliyor Risale'de. O aklıma geldi. Fıtratı aşkla yorulmuş gibi sermesti cami, aşk olan Mevlana cami. Kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Açıklama kısmını okuyorum. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler maleyani sayılabilir. Bilhassa bir önceki, biri bil, yani Allah'ı bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Demek ki eğer ilim öğrenme gayretleri, Allah'ı tanımaya,
vesilelik yapıyorsa çok faydalı iş. Yok Allah'ı bilmeye değil de Allah'ı unutmaya sebep oluyorsa çok boş ve zararlı bir iş haline. Çok bilgili adam falan deniliyor mesela. Evet, çok bilgili ama bu manada tam tersi bir mana ile itham edilebilir. Evet, o zaman müşahhaslaştıracak olursak gündelik hayata, bu belki prensip bazında konuşmak daha anlamlı, daha yeterli olabilir ama insan zihni mesela gündelik meşguliyetleri dikkate aldığımızda birçok şey yapıyoruz. Yani her birimizin yaptığı şey aynı değil ama bir 24 saat içerisinde yemek yemenin, uyumanın vesaire işlerin yanında meşguliyetlerimiz var. Bu meşguliyetlerde diyelim ki televizyon izlemek, şu anda televizyonu program yapıyoruz veya internet başında vakit geçirmek veya tarlada meşgul olmak veya her neyse birçok şey yapıyoruz. Bunlarda bu boş söz kapsamına gidecek şeyler de var mutlaka. Ama kişiye göre değişen bir şey de var mı acaba? Yani bana göre az önceki çerçevede boş sayılacak şey bir başkasına göre sayılmayabilir diyebilir miyiz? Evet. Yani evet, standart herkes için geçerli olan sabit değişmez. Bir şeyi söyledik zaten. Yani kaide belli. Evet. Ama biraz daha özele indiğimizde insanların yani, içinde bulunduğu sosyal konum, bilgi düzeyi, işte inanç durumu falan dikkate alındığında bir görecelilik var mı? Ben burada çok kaydeder bir şey söyleyeceğim ama siz buyurun. Ameller niyetlere göredir. Bunu herkes biliyor yani. Ameller her türlü amel işte niyete göredir. Mesela diyelim ki bir insan, demin ilimden söz ettik. İşte üniversitelerde okunan ilimler, liselerde okunan ilimler, bakın. Yani bunlara bakış açımız onları ibadet haline de getirir. Dolu iş de yapar yani. Boş iş de yapar. Çünkü bu fenler insanı Allah'ı daha iyi tanımaya da götürür. Onun aracı da olur. Yani öyle bakarsa insan, yaratan Rabbin adıyla okursa, şimdi Allah'ın yarattıklarıyla alakalı bilgiler yaratan Rabbin adıyla yorumlanırsa, öyle bakılırsa Allah'a olan hayranlığı artırır. Allah'ın gücüne olan inancımızı artırır. Marifet şeyi olur. Marifetine yardım eden bilgi olur. Ama Allah'tan kopuk bunları ele alırsak tek başına o takdirde boş ilim olur. Çünkü orası tamam. Yani günlük işler de öyledir. Mesela diyelim ki bir insan ne yapacaktır? Diyelim ki televizyon vardır elinde. Bazı programları izleyecektir. Yani bu izlediğim şey bana bir şey katıyor mu? Beni Allah'a yaklaştıran bir tarafı var mı? Beni yani direkt veya dolayısıyla, bazen direkt olmaz da dolayısıyla olur. Yani o sınavdaki şeker atma gibi. Dolayısıyla aynı şey. Yani mesela diyelim ki bir insanın çalışması, uyuması, yiyip içmesi, hepsi. Yani benim asıl maksadım, asıl hedefim ahiretse, ahiretin sonsuz hayatıysa, dolayısıyla burada yaptıklarım da ona direkt olmasa bile dolayısıyla bir katkı sağlıyorsa, diyelim ki ben daha verimli olmam için, daha sağlıklı olmam için efendim iyi beslenmem lazım veya dengeli beslenmem lazım, spor yapmam lazım. Ya ama daha sağlıklı olmak ne içindir? Sağlıklı olmakla sınırlı olmayacak yani. Mesela bir ara insan vermemiz gerekiyor diyet hocam yapıyor veya sağlıklı olmak için bir şey, çok şeyler tavsiye ediliyor. Ama sırf dünyevi şey için, amaç için. Bir insan da yani bunu ahiret için düşünürse, hedefimde ahiret vardır. Sorunun cevabına devam edeceğiz. Bir ara verelim. Son bölümde yeniden birlikte olacağız.